4D içerisinde objeleri oluşturduğumuzda bu objeleri 3D sahne içerisinde konumlandırma, boyutlandırma, döndürme veya parametrik bir objeyi poligonal bir objeye dönüştürdüğümüzde onun yüzey, kenar çizgileri veya noktalarını seçmek için kullanacağımız araçlarımız var. Bu araçlar hemen üst kenardaki Satırda bulunuyor. Live Selection Tool altında sağ alt köşesine dikkat ederseniz üçgen var. Buna bir sürü mouse'un sol tuşuyla basılı tutarak diğer araçları da gösterimini sağlayabilirim. Diğer bir aracımız Move Tool, Scale Tool ve Rotate Tool. Bu araçlarla nasıl çalışacağımızı kısaca anlatayım. İlk olarak araç kutusu üzerinde hemen küp bir obje oluşturalım. Bu tıklayıp bir defa objenin sahne üzerine yerleşmesini sağlıyor obje sahneye geldiğinde hemen dikkat edersiniz. Y, Z ve X aksisleri kendi üzerinde görünecek şekilde şu an karşımda. Bu obje seçili olduğu için buradaki aksisleri görüyorum. Obje seçili olmasaydı o zaman buradaki aksisleri göremeyecektim. Hemen gelip Objects Manager panel üzerinden obje ismi üzerine gelip bir defa tıklayarak seçili hale getirebilirsiniz. Bu şekilde seçtikten sonra herhangi bir aksis çubuğu üzerinden oku üzerinden tutarak o aksis üzerinde hareket ettirebilirsiniz. Mesela yukarı aşağı hareket ettirirken Y. Yine Z X aksisi kullanarak burada da hareket işlemini yapabiliriz. Bunları yaptığımızda dikkat ederseniz alt tarafta koordinat bölümünde değerler değişiyor. Bu sahnemizin tam merkezi olan, şöyle birazcık daha kenara çekelim. Şuradan ne kadar uzaklaştıklarını bize söylüyor. Bunları ayrıca şu şekilde seçip 0, 0, 0 yapıp en son işlemi yaptıktan sonra Enter tuşuna basarsak yine sahnemizin tam merkezini alabiliriz. Bu okların haricinde oklar arasında bulunan bazı alanlar var. Bu alanlar da iki yapıyı, iki aksesi birlikte kullanmamıza yardımcı olacak. Örnek olarak şu üst taraftaki kırmızı yapıya baktığımda Z yönünde ve Y yönünde hareket ettirebileceğimi gösteriyor bana burada. Bu şekilde buradaki yapıya doğru imleci sürükleyip oklar beyaz olduğunda mouse'un sol tuşuyla tıklayıp gördüğünüz gibi yukarı ve Z yönünde hareket ettirebiliyorum. Klavyeden komut Z yaparak bir adım geri alalım. Tam olarak merkezi geri dönüş yaptık. Şimdi Z ve X yönünde hareket ettirelim. Bakın herhangi bir şekilde yukarı veya aşağı doğru bir konumlandırma işlemi yapmıyor. Sadece yüzey üzerinde geziniyor. Komut Z bir adım geri ve X ve Y yönünde de hareketi yine sağlayabiliriz. Konumlandırma işlemini sağlayabiliriz. Komut Z ile yine merkeze geçiş yapıyor. Buradaki konumlandırma, boyutlandırma ve döndürme araçlarını çok fazla kullanacağız. Bunlar da video eğitiminin başında da söylediğim gibi bir eliniz mouse saysa diğeriniz de klavyenin üstünde olmak zorunda. Buradaki konumlandırma işlemi için kullanacağımız mu aracı E harfi ile aktif olur. Scale işlemi için kullanacağımız şu araç hemen bakın tip altında da yazıyor. Shortcut T harfi diyor. T harfi ile aktif olur. Herhangi bir alana yazı yazmıyorsanız tabii ki de. Ve rotate içinde R harfini kullanıyoruz. Şimdi sıkı ile e, T harfi ile geçiş yaparak Scale işlemlerine bakalım. Şu anda model yapısı seçili olduğu için sol kenarda görebiliyorum. şurada bu seçili olduğu için aksislerin üzerinde bakın turuncu noktalar var. Bu noktalar, mu aracı seçiliyken de vardı. Evet bakın aynı şekilde yine onlar da var. Buradaki turuncu noktalardan scale aracına geçiş yapmadan da şu şekilde objeyi boyutlandırabilirim. Burada boyutlandırma için kullanacağımız araç scale. Scale aracını T harfiyle geçiş yaparak şu şekilde yine boyutlandırma işlemlerini yaparken buradaki turuncu noktaları da kullanarak yine işlemlerime devam edebilir. Bir sonraki aracımız Rotate Tool. Rotate Tool'da klavyedeki R harfiyle geçiş yapıyoruz. R harfiyle geçiş yaptıktan sonra yine bunun üzerinde de X, Z ve Y koordinat aksesleri var. Bu aksislerden tutarak şu şekilde döndürme işlemleri yapabiliriz. Bu döndürme işlemlerini yaparken dikkat ederseniz tıkladığımız ilk noktanın hemen üzerinde bir alanda ne kadar değerde döndürme işlemi yaptığımızı bize gösteriyor. Bunu eğer adım adım gitmesini isterseniz döndürme işlemine başladıktan sonra klavyeden shift tuşuna basarsanız 10 derece 10 derece artacak şekilde burada da görmüş olduğunuz gibi döndürme işlemi yapabilirsiniz. Yine diğer yönlerde de şu şekilde döndürme işlemi yapabileceğiniz gibi ara bir alandan tutarak yine şöyle bütün açılarda döndürme işlemi yapabilirsiniz. Klavyeden komut Z yaparak ilk haline geri dönüş yapıyorum. Ki bakın alt tarafta rotation bölümünde de 360 derece dönmüş olduğunu söylüyor. Sıfır yapıp enter tuşuna basarak tam olarak sıfırlanmasını sağlayabilir. Bu üç aracı gerçekten çok fazla kullanacağız. O yüzden klavyedeki E tuşunun mu aracına scale aracının T harfine rotate aracında R harfinde olduğunu unutmayın ve bunu iş sürecinizde kısa yolları sıklıkla kullanın. Yoksa her seferinde burada tekrar aracı dön ve tekrar buradan aracı seç ve işlem yap gibi işlem basamaklarınız artacaktır. Bunun haricinde seçim yapabilmek için kullanacağımız araçlar burada Live Selection olarak karşımıza geliyor. Live Selection'ın alt tarafında bulunan diğer seçim araçları da var. Rectangle Selection Tool, Dörtgen bir yapıda seçim e, alanı oluşturmamıza yarar. Lasso Selection Tool daha serbest e, seçim alanları oluşturmamıza yardımcı olurken Polygon Selection Tool'da düzlemsel bazda poligonal yapıdaki seçim alanları oluşturmamıza yardımcı olacak. Peki bu araçlarla neyi seçeceğiz? Şu anda objemiz Model ve Editable yani düzenlenebilir bir objeyi dönüştürdüğümüzde bu obje üzerinde bulunan noktaları, objeyi oluşturan noktaları, bu obje yüzeyinde olan kenar çizgilerini veya objenin yüzeylerinden herhangi birini veya birkaçını istediğimiz herhangi bir yapıyı seçmemize yardımcı olacak.